biliyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye. İşimiz belediye. Çok teşekkür ediyorum. Yağmurlu bir günde İzmir'in, güzel İzmir'in güzel ilçelerinde ayrı ayrı konuşarak geldik. Kimi yerde ıslandık, kimi yerde üşüdük. Şimdi Menderes'e geldik. Aynı 31 Mart'ta olacağı gibi kara bulutlar dağıldı, güneş açtı. Mavi bulutlar, mavi gökyüzü ortaya çıktı. Böyle olacak. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın koyu gri gölgesi Türkiye'nin üzerinden kalkacak. Yüzler gülecek, Menderes gülecek, İzmir gülecek, Türkiye gülecek. ...2019 yılında Menderes'te Mustafa Başkanımızla belediyeyi kazandık. Ardından Adalet ve Kalkınma Partisi birçok ilçemizde olduğu gibi burada da Menderes'e huzur vermedi, bize huzur vermedi. Ardından görev değişiklikleri yaşandı, halen daha bir vekil belediye başkanımızla göreve devam ediyoruz. Ben her ikisine de yürekten teşekkür ediyorum. Ve bugün 1 Nisan'da bayrak devir tesliminden sonra görevi devralacak olan, Menderes'in yüzünü güldürecek olan, hakkını arayacak olan, gönlü zengin, yüreği zengin, bileği güçlü, iradesi güçlü, çok değerli başkanımı İlkay Çiçek'i İlkay Çiçek'i sizlere emanet etmeye geldim, sizlere. İlkay Başkan'ın başvurusunu bizzat inceleyen arkadaşlarımızla birlikte ben çalıştım. İlkay Başkan'ın enteresan bir hayat hikayesi var. Menderes'in bir evladı. En zor işlerden birini yapmış. Yakasında bir partinin rozeti, arkasında teşkilatı, bütçesi olmadan Menderes'te muhtar seçilmiş. Yetmemiş, Muhtarlar Derneği Başkanı seçilmiş. Aday olmuş, il kent konseyinde başkanlığa aday olmuş, orada göreve gelmiş, fark yaratan muhtarlar yarışmasına girmiş, birinci olmuş, yetmemiş, atıl bisikletleri tamir edip sokakta çocuklara, yoksul çocuklara dağıtan projesiyle ödüller almış, yetmemiş, atık yağların toplanması projesiyle ödül almış. Kimi okulu dışarıdan bitirmiş, üniversitede halen okuyor. İnanılmaz bir emek, inanılmaz bir gayret, inanılmaz bir azim var. Geçen gün birisi böyle kısa bakmış. Ya diyor, İlker Bey muhtar, İlkay Bey diyor muhtarmış. Acaba belediyeyi yönetir mi? Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin, değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i,
İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler seçildiklerinde bütün Türkiye'de daha önceki belediye başkanlarının yapmış olduğu projelerin birer özetini, ardından detayını, ardından eğitimini alarak hızlı şekilde işe adapte oluyorlar. Bu ekibin başında halen yeni atadık ama 1 Nisan'dan sonra adım adım takip edecek, çalışacak, eğitim verecek, eş güdüm yapacak ve en nihayetinde denetim yapacak çok güçlü bir koordinasyon ekibi var. Ekibin başında da Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen var. Bundan sonra İlkay'ın en büyük destekçisi Yılmaz Hoca olacak. Yılmaz Hoca. Değerli Menderesliler, bugün İzmir'deyiz. Maalesef hepimizin hayatına en şiddetli sıkıntıyı sokan şey enflasyon ve hayat pahalılığı. Biliyorsunuz Covid'de bütün dünyada enflasyon sorunu yaşandı. Bütün ülkelerde enflasyon yükseldi. Bütün ülkeler enflasyona faiz silahını kullanarak tedbir aldılar. Avrupa Birliği ülkelerinde %2-3 olan enflasyon 6'ya kadar çıktı, oradan döndü. İskandinav ülkelerinde benzer şeyler yaşandı. Amerika'da %9'dan döndürdüler ama Türkiye'de kimseleri dinlemeyen, her şeyi ben bilirim diyen, ekonomiyi de ben bilirim diyen birisi dedi ki, esas dedi, enflasyon sebep, faiz sonuç değildir. Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Bütün dünya faizleri enflasyonun biraz üstüne kadar koyup, paranın başka yere kaçmasını engelleyip, doların artışını engelleyip, fiyatların daha fazla artmasını engellemek için 1-2 puan yukarıda faiz verirken bir baktık bizimki inadına faizleri indirdi. O faizi indirdi, dolar fırladı. O faizi indirdi, fiyatlar fırladı. O faizi indirdi, emtia fiyatları. O faizi indirdi, ev fiyatları. O faizi indirdi, kiralar fırladı. Ve seçime kadar yapılan o işlerin bedelini en çok da yoksullar ödedi, emekliler ödedi, emekçiler ödedi, çiftçiler ödedi. Halen daha ödemeye devam ediyoruz. Dün açıklanan rakamlara göre Türkiye'de konut fiyatlarında İzmir en çok artışın olduğu illerden bir tanesi. Son bir yılda %135. Ortalama kira ilçesine göre 15 bin ile 20 bin lira arasında değişiyor. Oysa asgari ücret zaten 17 bin lira. Yani bir kişinin asgari ücretle çalışması ve aynı zamanda kendi evinde kirada oturması bile artık mümkün değil. Kira çok kötü bir ev bulunsa, 10-12 bin lira kira verirse geriye kalan 5 bin lirayla kim geçinebilir? Emeklilerimiz çok ciddi sıkıntıdalar. Bakın göreceksiniz, şaşıracaksınız. Meydandaki emekliler bir el kaldırsın. Kaldır. %70. Peki şimdi en düşük emekli maaşı alanlar kaldırsın. Kaç para alıyorsunuz? Hep bir ağızdan 10. Bakın 3 Kasım 10 lira. Maalesef 10 lira. 3 Kasım 2002'de
Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde, AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani Tayyip Erdoğan hiç bu düzeni bozmasa, emekliyle uğraşmasa, emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğim diyor ya, her sene enflasyonun altında bırakmasa bugün 1,5 asgari ücret 26 bin lira. Ama şu anda en düşük emekli maaşı 0,6 asgari ücret. Basit bir hesap yapalım. Bunu ben yapıyorum, anlatıyorum. Lütfen bütün emeklilere anlatın. Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşıyla şuradaki kuyumcuya gitseniz ne alabiliyordunuz? 8 çeyrek altın. Bu sene 10 bin lirayla gidin kuyumcuya, aldığınız 2,5 çeyrek altın. Bakın, bir emekli Menderes'te cebindeki bir çeyrek altını düşürse bütün gün döner arar değil mi? Koşar, nerede bu altınlar, arar. Arar arar çıldırır bulamazsa. Bakın, bir emekli değil, bütün emekliler, bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın, bir sefere mahsus değil, her ay ceplerinden kaybediyorlar. Kimin yüzünden? Üç kelime vallahi. Recep Tayyip Erdoğan yüzünden. Başka bir açıklaması yok. Ellemese, bıraksa, 1,5 asgari ücret düzenini bozmasa bugün 26 bin lira. Bir şey daha alıyor emekliler. Emekliler önümüzdeki Ramazan bayramında ikramiye alacaklar. Sırası gelmişken hem hatırlayalım, hem selamlayalım, hem bir alkışla selam yollayalım. Emekliler kimin sayesinde emekli ikramiyesi alıyor? Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde. Bakın 3 lira diyor, 3 lira. Şimdi o 3 lirayı konuşacağız. 2015'te CHP söyledi, olmaz dediler. 1 Kasım seçimlerinde biz de vereceğiz dediler. 2018'de 1000 lira verdiler. 3 yıl gecikmeli. Beklediler, beklediler. Seçime birkaç ay kala 1000 lira verdiler. Biz o 1000 lirayı beğenmedik. Dedik ki sizin asgari ücret vermeniz lazım, en az. 1000 lira yeter dediler. O gün bizim o beğenmediğimiz 1000 lira 24 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün abi diyor ya, 3 lira veriyorlar. Bugün verdikleri 3000 lira işte orada bizim kasap, hemen Menderes köy ekmeğinin yanında, gidin bizim kasaba, 3000 liraya 6 kilo dana kıyma alamazsın. 5,5 kilo alırsın. Şimdi sadece bayram ikramiyesinde Ramazan'dayız. Ramazan'ın ikinci günündeyiz. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Ramazanınız mübarek olsun. 30 Ramazan oruç tutulacak. Sonrasında bayram gelecek. Sofra kurulacak. Sadece bayram ikramiyesiyle, sadece bayram ikramiyesiyle Ramazan'da, sahurda, iftarda 30 Ramazan mutfağınızdan, dolabınızdan, sofranızdan, bayram geldiğinde bayram sofranızdan, evladınızın, torunlarınızın kursağından geçecek 18 kilo dana kıymayı sadece bayram ikramiyesinden eksilttiler. Eksiltenin adını ben söyleyeyim tekrar. Tek isim, tek isim Recep Tayyip Erdoğan. Başkası değil. Başkası değil. Bakın, bu Recep Tayyip Erdoğan sadece emekliyle uğraşmıyor. Burada bir de çiftçiler var değil mi?
Birinci Cumhurbaşkanı ne diyordu çiftçilere, köylülere? Diyordu ki milletin efendisi, ey Allah rahmet eylesin, yattığı mekan cennettir hiç şüphemiz yok. Gazi Mustafa Kemal'in efendisi köylüler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin efendisi dediği köylüyü perişan ettiler. Bakın Avrupa Birliği her 2 liralık desteklemenin 1 lirasını köylüler için ayırıyor. Bizimkilerin kanununa göre milli hasılanın %1'inin verilmesi lazım. O hesaba göre geçen sene çiftçilere verilmesi gereken destekleme tam olarak 263 milyar TL. Peki ne verilmiş? 85 milyar TL. Ne kadar alacaklıyız? 178 milyar TL. Çiftçiden, üreticiden, hayvancılık yapandan alınmış, çalınmış. Peki kime verilmiş? Kur korumalı mevduata para koyan zenginlere 152 milyar verilmiş. Köprülerin geçiş garantilerine 162 milyar verilmiş. Ama çiftçi istediği zaman, köylü istediği zaman ona destekleme verilmemiş. Emekli istediği zaman ona 7000 lira olsun bir ek zam ver dedi. Para yok dedi, ona verilmemiş. Godomanlara para var, emeklilere, çalışanlara, garibanlara gelince para yok. Böyle düzene yazıklar olsun, yazıklar olsun. Şimdi köylünün, çiftçinin derdi bitmez. Niye bitmez? Daha geçen Mayıs'ta oyu verin bana fiyatları düşüreceğim diyen 19 liradan aldı mazotu, yaptı 42 lira. %106 zam. Mazota zam olunca iğneden ipliğe her şeye zam. En büyük sorun da tarlaya giderken mazot yakan çiftçide. Tarlayı sürerken mazot yakan çiftçide. Ürününü toplayıp satmaya getirirken mazot yakan çiftçide. Bu şartlar altında çiftçinin de, emeklinin de, emekçinin de yaşamını sürdürmesi mümkün değil. Ve 3 milyon hektar toprak, bakın tam Belçika kadar, koskoca bir ülke, 3 milyon hektar toprak artık ekilmiyor, dikilmiyor. Çiftçilerin bankalara olan borçları tam %445 arttı bir senenin içinde. Yani artık bıçak kemikte, hem emekliler hem köylüler için hep beraber yapılacak bir şey var. 31 Mart'ta bu milletin efendisi kimdir? Emeklinin değeri nedir? Bu hükümete göstereceğiz. Hep birlikte göstereceğiz. Şimdi çok kıymetli Menderes'in güzel insanları, alnının terini toprağa damlatan, oradan bereket fışkırtan, o bereketle çoluğunu çocuğunun rızkını çıkaran, haramdan ve yalandan korkan, kalbinde, gönlünde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan Menderes'in güzel insanları. Şimdi seçim geliyor artık. Seçimde hep beraber en doğru kararı vereceğiz. Biraz önce konuştuk. Menderes'in sorunlarını çözmek için bir tarafımızda İlkay Çiçek var, İlkay Başkan. 38 yaşında.
İzmir'de 12 tane 40 yaş altında belediye başkanımız, 9 tane kadın belediye başkan adayımız var. İlkay 12 genç adayımızdan birisi, 9 tane de kadın adayımız var. İzmir'de kadın adaylarımız İzmir'in kadınlarına, İzmir'in kadın dostu, kadınları hor görmeyen, kadınları Cumhuriyet'in en temel gereklilikleri gereğince eşit gören, baş tacı eden İzmir'in çağdaş erkeklerine bütün kadın adaylarımızı emanet ediyoruz. Ve değil mi ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'i kurmuş ama genel başkanlara emanet etmemiş. Genel başkan yardımcılarına, milletvekillerine, parti meclis üyelerine emanet etmemiş. İnanın orduya, genelkurmay başkanına, başkomutana da emanet etmemiş. Kurmuş Cumhuriyet'i kime emanet etmiş? Gençlere emanet etmiş. Gençlere emanet etmiş. Madem öyle, bu genç adayı da bütün cumhuriyetçilere, Atatürkçülere, bütün Menderes'e emanet ediyorum. Bir tarafta İlkay Çiçek Başkan var. Bir tarafta da çalışkan, dürüst, yönettiği belediyede çok büyük bir memnuniyet oranını yakalamış, Avrupa Birliği normlarında belediyeciliği yapmış, memnuniyeti çok yüksek ve Karşıyaka'dan sonra İzmir Büyükşehir'e hizmet etmek için sabırsızlanan, gün sayan Cemil Tugay Başkanım var. İkisi el ele verecekler, omuz omuza verecekler, size hizmet edecekler hep beraber. Şimdi hem İlkay Çiçek hem Cemil Başkan, kimini tek başına İlkay yapacak, kimini birlikte yapacaklar. Ama öncelikle Menderes'e bir engelli bakım merkezi yapacaklar. Çiftçiye destek projeleriyle ilgili bir merkez yapacaklar. Sosyal destekleri, bakın en büyük yalanlardan bir tanesidir. Adalet ve Kalkınma Partisi geçen seçimlerde diyordu ki, Ankara'yı, İstanbul'u CHP'ye vermeyin. Cumhuriyet Halk Partisi gelirse yardımları keser diyordu. Her ikisinde de yardımlar ne oldu? 5 katına çıktı. Sosyal destekleri arttıracaklar. Ayrıca otopark sorununu çözecekler ve özel bir proje var. O projenin de açılışına beni çağıracaklar. Altıntepe'de çiçek mezatı yapacaklar. Hep beraber açacağız. Hep beraber. Kim arkamda? Ordular arkamdaymış. Menderesliler arkamda mı? Ordu'yu da çok seviyoruz. Antalya'yı da çok seviyoruz. Mardin'i de, Hakkari'yi de, Edirne'yi de, Rize'yi de. 81 vilayeti seviyoruz. Bu güzel memlekete aşığız. Bu güzel memleketi 100 yıl önce bu partinin kurucusu kurtardı. Yine kurtaracağız. Yine demokrasiyi kuracağız. Şimdi değerli arkadaşlar, 31 Mart'ta seçim var. 31 Mart akşamı inşallah İlkay Başkanı, Menderes Belediye Başkanı, Cemil Başkanı da Büyükşehir Belediye Başkanı yapıyoruz. Başkanım, başkanım.
1 Nisan, 2 Nisan dinlensinler. 2 gün, 2 gün itiraz süresi var. Tahmin ediyorum 3 Nisan'da mazbata alıyoruz. İlkay Başkan'ın mazbatasını almaya hep beraber gidiyor musunuz? Mazbatayı aldınız, birlikte gidiyorsunuz, devir teslim olacak. İlker Başkan, İlkay Başkan belediyenin kapısından girerken duracak. Hepiniz diyeceksiniz bu niye durdu? Cebinden bir şey çıkaracak, böyle bir kağıt. Açacak onu, belediyenin giriş kapısını asacak. Ne o? Mal varlığı bildirimi, malını mülkünü bildirecek bileceğiz. Öyle mi başkanım? Bildireceksin, mal varlığını asacak. Cemil Başkan zaten ilan etti. O da asacak. Ama şimdi biz bunu söyledik ya. Bu çağrımızı ifade ettik belediye başkanlarına. Mansur Başkan seçimleri beklemedi. Hemen ilan etti. Bir de Ankara'da AK Parti'nin adayı var. Ona da bugün sormuşlar. Demişler ki AK Parti adayına Mansur Başkan mal varlığını ilan etti. Sen de ilan edecek misin demiş. O demiş ki gerekirse ileride ilan edelim. Demişler niye oyalanıyorsun? Demiş ki bakın cevaba bak cevaba. Mal bizim değil ki Allah'ındır demiş. Bahaneye bak. Senin ne kadar malının olduğunu Allah biliyor da kuldan niye saklıyorsun? Hey! Kuldan niye saklıyorsun? Değerli arkadaşlar, bir taraftan da şöyle bir şey var. Cumhur İttifakı biliyorsunuz bir korku ittifakı. Yani ikisi her geçen gün birbirine benzeyen, birlikte hakaret eden, birlikte küfreden, birlikte tehdit eden, şantaj yapan bir anlayışları var. Dedik ki Ramazan'da bu dili bırakın. Biz zaten kimseye küfretmeyen, hakaret etmeyen, biz korkuyu değil umudu örgütleyen, öfkeyi değil neşeyi örgütleyen, ayrıştırmayan, birleştiren, şeytanlaştırmayan, kardeşleştiren, onu bunu ötekileştirmeyen, bütün toplumu kucaklayan bir partiyiz dedik. Bundan sonra da öyle devam edeceğiz. Bu Cumhur İttifakı'nın Bu Cumhur İttifakı'nın özelliği tehdit etmektir. Bu Cumhur İttifakı'nın renkleri koyu gridir, yağmur bulutu rengidir, kasvetlidir, memleketin üstüne çökmüştür. Ama karşısında çok güçlü bir ittifak var. İçinde aslan sosyal demokratların olduğu, milliyetçi demokratların olduğu, muhafazakar demokratların olduğu, Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın, Çerkez'in ayrılmadan bütün demokratlarının olduğu çok güçlü bir ittifak var. Karşımızdaki korku ittifakının adı Cumhur İttifakı, bizim umut ittifakımızın adı Türkiye İttifakı'dır. Şimdi Türkiye İttifakı'nın renklerini biliyor musunuz? O zaman bir orada çok tezahürat eden gençler var, bir de bu tarafta var, değil mi? O zaman bu taraf kırmızı desin, bu taraf beyaz desin buradan itibaren. Kırmızı. En büyük Türkiye İttifakı kazanacak.
Türkiye kazanacak. İlkay kazanacak. Menderes kazanacak. Cemil Tugay kazanacak. İzmir kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak. Türkiye kazanacak. Hepinize güveniyoruz. Hepinize inanıyoruz. Bu seçimi sizin kazanacağınızı biliyoruz. Siz kazanacaksınız. Siz kazanacaksınız. Siz kazanacaksınız. Menderes kazanacak. Sizlere güveniyorum. Sizlere inanıyorum. Adaylarımızı size, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Evet değerli Menderesliler, bu güçlü kadroya çok büyük alkışlarınızı istiyoruz. Krizin ilacı halkçı yönetimler diyen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, İzmir İl Başkanımız Sayın Şenol Aslanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Doktor Cemil Tugay, Menderes Belediye Başkanı adayımız Sayın İlkay Çiçek, Menderes İlçe Başkanımız Sayın Hakan Karakurt bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Güzel mi güzel, en iyiyi hak eder, uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye, duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha, yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye, yetişiriz her yere. Çok teşekkür ediyoruz Menderes. Sizi çok seviyoruz Menderes. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Mustafa Kemal Atatürk'te kalın efendim. İyi günler diliyoruz.